Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. İstanbul'da güzel bir hafta sonu molası vermek isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği Beykoz ilçesine bağlı Poloniskü'ye isterseniz kendi aracınızla, isterseniz de belediye ait toplu taşımayla gelebilirsiniz. Size iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Videomu sonuna kadar izlerseniz, destek amaçlı da abone olursanız çok seviniriz. Değil mi? Evet, işte gördüğünüz gibi kocaman bir otopark alanı var. Araçla giriş 50 TL aldılar arkadaşlar. Evet, burası şimdi Polonez City yaşam alanının böyle girişi sayılır. Böyle en başta bir restoran, kafe falan var. Burada görmüş olduğunuz çardaklarda oturma yerleri için girişte 400 TL ödüyormuşsunuz arkadaşlar. Biz onu vermemiş olduk. Sadece burada böyle bir vakit geçireceğiz, yürüyeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi bayağı çardak var. Biz böyle doğayla iç içe geçireceğimiz bir gün olsun istiyoruz. Tabiat parkı olarak da geçiyor. Böyle daha çok başlardayız, girişteyiz. Böyle doğayla iç içe bir gün geçirmek için buralara geldik. İlk defa da ben Poloniskü'ye geliyorum. Beykoz'u zaten böyle karış karış hep keşfetmeye çalıştık. Birçok yeri de keşfettim. Sizler için de daha önceki videolarıma göz atabilirsiniz. Sizler için paylaşmış oldum. Onlara da mutlaka göz atın derim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı geniş bir alan. Bayağı çardaklar var. Ve spor aletleri var. Ufak bir büfe var. Tabiat Parkı'nın çok girişine yakın bir yerde Hobbit evlerinin alanı var arkadaşlar. Burayı çok fazla gezemedik çünkü bazı ustalar tadilattaydı. Yani eklemeler yapıyorlardı Hobbit evlerine. Eminim önümüzdeki yaz, yani 2024 yazında çok güzel bir Hobbit evleri alanı bekliyor sizi. Görmüş olduğunuz gibi böyle Hobbit evlerinin bulunduğu alandayız şimdi. Böyle şirin güzel bir alan. Yeni yeni eklemeler de yapılıyormuş. Küçük Hobbit evleriyle dolmuş olacak arkadaşlar. Çalışmalar devam ediyor. Evet, işte Gülhan'ın tam bayıldığı bir noktaya geldik. Burada da atlara biniliyor. Mis gibi hava, muhteşem güzel bir ormanın içinde. Keyifli bir gün geçirmek istiyorsanız Polonez City tam size göre arkadaşlar. Beykoz'un zaten her yerini ben çok seviyorum. Belki de İstanbul'un en güzel semti diyebilirim. Temel binicilik eğitimi veriliyormuş burada, bak at binişleri için Cooper Coffee'den bilet alınız diyor. Bilet almamız gerekiyor şuradaki büfeden. Evet.
Şey, ata binmek için ne kadar? 80 lira turu. 80 lira turu. Evet Gülhan, şimdi burada biletimizi aldık. 80 liraymış bir tur. Şöyle ata binme. Hadi bakalım, nereden giriyorsun? Ben sanırım burada bir tutulu var çünkü. Çok güzel yani. Atın renkleri çok güzel. Bana bumerang hazırlattı. Hadi bakalım. Tamam. Şurada otur, bekleyelim. Bak şurada atlar var. Sıra sıra içerideki atlı. İstediğimiz ata binebilir miyiz? Bilmiyorum ki, belki de seçme şansı veriyorlardır. Bakacağız. Küçük atlar da var. Burada da var. Gülhan, şuna bak. Çok tatlı. Çok tatlı. Dur bakayım. Bismillah. Oo. Hayret. Hayret mi ettin? Evet. Ay çok güzelsin. Onlardan korkuyorsun ya. Ay bu da kaşınıyor galiba başı. Kıyamam. Bu kağıt ne olacak? Onu abiye vereceksin. Bak buradan biniliyor galiba. Bu şekilde. Bileti veririm ben abiye. İyi misin gülüm? Çok güzel. Şöyle bacaklarını sıkıştır, tamam mı? Şurada. Tamam mı? Dik dur böyle. Ha? Aynen, korkma, tamam mı? Sevdin mi atı? Renkleri de çok güzel. Sana ne oldu? Sen de mi ilgi bekliyorsun? Ne oldu acaba? Bizi takip et. Niye bizi takip ediyor? Ben anlamadım. Şimdi bak o küçük atı koşturuyor. Gözlerin ne renk? Gözleri? Yeşil böyle. Neyse orada dur. Ne oldu canım? Ne oldu? Senin bana resmi güzel yapamamışsın.
sonra. Şey yani bu arada. Bütün parkur boyunca arkamızdan, yanımızdan gelen köpek. Burada bayağı büyük köpekler dolaşıyor. Evet arkadaşlar, Polonezköy Tabiat Parkı'nın içinde böyle güzel bir parkur var. Kısa, hemen zaten belli bir noktaya kadar gidebiliyorsunuz. Sonra böyle kapalı bir kapı, demir kapıyla karşılaşıyorsunuz. Çok güzel, ormanın içinde kısa böyle bir yürüyüş yapma şansınız var arkadaşlar. Doğayla iç içe bir gün geçirme şansınız var. Polonezköy zaten Beykoz'un böyle çok yeşillikli bir bölgesi. Birazdan merkeze de geçeceğiz. Merkezde Polonezköy'de çok güzel böyle şirin müzeler var. Polonezköy arkadaşlar eski adıyla Adam Pol. Çok eski bir tarihe dayanıyor. 1842 tarihine dayanıyor buranın tarihi. Ve 1856'da Osmanlı Kırım Savaşı'na girdiğinde beraberinde de Polonyalı askerler ve siviller de bize eşlik ediyor arkadaşlar. Bu Kırım Savaşı'ndan sonra da Sultan Abdülmecit Polonyalı bazı insanlara, bazı sivillere burada, tam burada bir köy kurulmasına izin veriyor arkadaşlar. Videomun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda, yani Polonezköy merkezi ve Polonezköy hayvanat bahçesi videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.